Sayın Başkan, aziz milletimizin değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi hakkında konuşmak üzere AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor. Ben de geçmiş Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Filistin'de terör devleti İsrail tarafından maalesef halen devam ettirilmekte olan soykırım ve vahşeti bir kez daha kınıyor. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Her ne kadar bazıları Türkiye bu konuda hiçbir şey yapmıyormuş gibi lanse etmeye çalışsa da Türkiye bu konuda gerek kalıcı ateşkes ve diplomatik çözümün sağlanması, gerekse uluslararası kamuoyunun daha etkin bir çözüm üretmesi ve müdahalesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece bu süreçte değil, bu süreçten önce de İsrail'e karşı tavrını ve Filistin sevdasını bütün dünya kamuoyu yakından biliyor ve takip ediyor. Türkiye çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Gazze halkının yardımına koşarak gıda, sağlık, tıbbi yardım ve sayısı binleri bulan hastaların tahliyesi olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımı ulaştırmış nadir ülkelerin başında geliyor. Değerli milletvekilleri, söz konusu grup önerisinde İsrail'e 9 Nisan itibariyle kısıtlama kararı alınmasına rağmen kısıtlanan ürünlerin halen ihracatının devam ettiğine dönük bazı iddialar öne sürülerek meclis araştırması açılması talep ediyor. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bizler ne Yüce Meclisi ne aziz milletimizden asla ticari hiçbir veriyi ve hiçbir bilgiyi gizlemedik, gizlemeyiz. İlgili bakanlığımız defalarca konuya ilişkin ticari istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Buradan tekrar altını çizmek istiyorum. İsrail'e yapılan ticaret sadece Yahudi toplumunun yaşadığı İsrail topraklarında değil, özellikle 2,2 milyon Filistinlinin yaşadığı ve bugün İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da, Gazze'de ve Doğu Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizin de olduğu bölgelerdeki ticareti kapsıyor. Ancak Filistinlerle gönderilen bütün mallar hepimizin malum olduğu üzere İsrail limanlarından ve İsrail gümrüklerinden geçmek zorunda. Bu anlamda 2024 yılı itibariyle hep söyleniyor, halen ihracatınız artıyor diye. 2024 yılı Şubat ayı itibariyle yine bakanlığın verilerine dayanarak söylüyorum. İsrail'e ihracatımız buyurun tamamlayın. %47'lik bir düşüş göstermiştir. Bakanlık kısıtlamanın getirildiği 9 Nisan tarihi itibariyle kısıtlanan hiçbir ürünün İsrail'e geçişine ne antrepolardan ne serbest bölgelerden izin vermemiştir. Dolayısıyla değerli milletvekilleri, hal böyleyken 9 Nisan tarihinden önce yasak getirilen bazı ürünlerin, yani tescili yapılmış ürünlerin, yola çıkmış ürünleri örnek göstererek halen kısıtlama kararlarına uyulmaması yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri, bu millet Netanyahu'nun kime saldırdığını da çok iyi biliyor. Seçim sonrası özellikle Erdoğan'a seçim kaybettirdi diye kimi tebrik ettiğini, Dışişleri Bakanı'nın kimi tebrik ettiğini de biliyor. Teşekkürler Sayın Uzkurt. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, birkaç cümle söyleyeceğim. Aslında genel kurul ara vermeden evvel söylemek istediğim şeyler vardı. Fakat araya girince bir anlam kaybı ortaya çıkıyor. O yüzden o konuya dair söyleyeceklerimi de mahfuz tutarak başka bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi ben kürsüde konuşurken bir soru sordum. Dedim ki ya bu ülkede, bu Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve dışarıda biz çünkü Türkiye'yi temsil eden milletvekilleriz. Türkiye'nin tamamına şamil bir temsilimiz var. İsrail'in yaptıklarını savunan bir insan var mı? Ben büyük bir samimiyetle bu cevabın hayır diye çıkacağını düşünüyordum. Hayır. Ama öyle olmak yerine tek bir gruptan evet diye bir ses yükseldi. Şimdi buradaki problem budur zaten. Buradaki problem Türkiye'de ve dünyada vicdanı olan insanların tamamı İsrail'in yaptığı bu katliamın karşısında. Hatta İsrail'de yaşayan... Açalım. Başkanım, ya bu laf atmalara bir dur diyecek misiniz rica etsem? Keşke dememle olsa. Yani belki siz söylenince olur Sayın Başkanım. Ekip sizin ekip yani, bilemiyorum. Peki, o zaman izin verin. Ben burada bizim ekip sizin ekip yok zannediyorum, ne kadar adil. Çok adilsiniz, amenna. En azından buna gayret ediyorum. Ama bir hiyerarşik bir şey gibi de hiçbir arkadaşımın anlamasını istemem, haya ederim. Fakat buradan bakınca çok manasız gözüküyor. Yani bir rabarba oluyor sinema dilinde. Laf atanın ne dediği de araya gidiyor. Konuşmacının ne dediği de. Ve bu bir döngü oluyor. Sonra da laf atan hatip burada konuştuğunda aynı şekilde mukabele ediyor. Dediğim gibi bunu lütfen hiyerarşik bir şey gibi anlamayın. Affınıza sığınarak söylüyorum ki dinlemek ve söz alıp net bir şekilde konuşmak herkes açısından amaca daha matuf bir şey. Teşekkür ederim, bağışlayın. Buyurun Sayın Zengin. Çok güzel ifade ettiniz, teşekkür ediyorum. Şimdi burada şunu şöyle ifade etmek istiyorum. Ben her şeye rağmen, biraz evvel işittiğim cevaba rağmen Türkiye'de ve dünyada ve İsrail'in içinde de dahil olmak üzere vicdanı olan insanların bu konuya Gazze'de, Filistin'de yapılan zulme tahammülünün artık kalmadığını düşünüyorum. Ve AK Parti olarak bizim siyasi tarihimiz kurulduğumuz günden itibaren, hatta AK Parti'den evvel de bizim hayatlarımız var. AK Parti kurulmadan evvel ta çocukluğumuzdan, gençliğimizden itibaren bu mücadeleyle zaten geldi geçti. O sebeple İsrail konusundaki karşıtlık bizi birleştirmeli. İsrail'den kendine iç siyaset malzemesi çıkaran arkadaşlar, partiler yanlış yapıyorlar. Yanlış. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve bir kez daha burada bizim red oyu vereceğimiz İsrail'in hangi alakası var bunda? Biz İsrail lehine oy falan kullanmıyoruz. Kamuoyuna seslenmek istiyorum. Hiç ilgisi yok. Şimdi burada başkanı dinlememişsiniz. Bir defa şunu söylüyorum. Tamamlayalım lütfen Sayın Zengin. Askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir ürün İsrail'e asla gönderilmemiştir. Bunu bir kez daha altını çiziyoruz. Asla gönderilmemiştir. Bir karar alındıktan sonra da, bu en son verilen karardan sonraki dünyada bir ambargo da yok İsrail'e karşı. Ona rağmen Türkiye'nin getirdiği bu kısıtlamalardan sonra da bahsedilen kalemlerle alakalı hiçbir gemiye, hiçbir malzeme de yüklenmemiştir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Verdiğimiz oyun da sizin bahsettiğiniz gibi taraftarlıkla bir alakası yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 cümleyle verilmiş önergesini reddediyoruz sadece. Teşekkür ederim. Size ettiler teşekkürü. Size, İmamoğlu'na teşekkür ettiler. Size teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanı size teşekkür etti. Size. Mansur Yavaş'a ve size. 186 gün sonra kısıtlama getiriyor. Teşekkür ettim size. Var mı? Değerli arkadaşlar, bir saniye efendim. Sizin ekipten meclis başkan vekilleri sizi bu kadar konuşturmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ekibi ironi olarak kullandım. Ben burada hiçbir vekilin sözü kursağında kalsın istemem. Grubu olmayan partiler dahil, onların sayın liderleri dahil, iktidar ya da muhalefet milletvekilleri dahil. Burada inisiyatifimi hep sözün tamamlanması, meramın anlatılması üzerine kullanıyorum. Böyle de yapmaya devam edeceğim. Bu bir lütuf değil. Bu bizim size borcumuz, buradaki varoluş sebebimiz. Burası bir konuşma yeri. Dolayısıyla ne kadar sükunet sağlanırsa da bu konuşma o kadar amacına ulaşır.